Tabii 14 Mayıs'ta seçimin birinci turu bitti. Bizler parti olarak her ne kadar istediğimiz hedeflere ulaşamasak bile fakat Kürt halkı ve Kürdistan seçimin birinci turunda Erdoğan'ın temsil ettiği rejime ve zihniyete karşı tutumunu, siyasal tutumunu çok güçlü bir şekilde ortaya koydu. Açık bir şekilde ifade edebiliriz ki bugün AKP-MHP iktidarı Kürdistan'daki kentlerin tamamında tabela partisi haline gelmiş durumda. Aynı zamanda bu rejimin Erdoğan'la sembolize edilen, şekillenen bu rejimin gitmesine ilişkinde %70'in üzerinde bir siyasi tutum ortaya koyarak Kürdistan ve Kürt halkı Erdoğan rejimin gitmesi gerektiğine ilişkin güçlü bir şekilde tutum sahibi oldu. Dolayısıyla bu bizler açısından, Kürdistan ve Kürt halkı açısından önemli bir gösterge. Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken de ele almamız gereken en temel özelliklerden bir tanesi halkımızın önümüze koyduğu bu tutuma sahip çıkmak ve bunu daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimine evriltmek ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın ve temsil ettiği zihniyeti değiştirip faşizmi geriletmek. Bu anlamıyla Kürt halkı ve Kürt siyasi hareketi ve kurumlarıyla, tüm bileşenleriyle Erdoğan rejimini devirmekte kararlı. Tabii 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine çok az bir zaman kaldı. 10 günlük bir zaman dilimi içerisinde biz Batman olmak üzere bütün bölge kentleri ve bütün yapılarımız, siyasi kurullarımız Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı devirmek için kilitlenmiş durumda. Bütün çalışmaların odağını ve yönünü bu rejimi, Cumhurbaşkanlığı rejimini devirmek ve faşizmi Kürdistan'dan ve Türkiye'den def etmek. Bu konuda Kürt halkı milletvekili seçimlerinde nasıl tutumunu ortaya koyduysa biz inanıyoruz Cumhurbaşkanı seçiminde de çok daha güçlü bir şekilde, kararlı bir şekilde Erdoğan rejimine dur diyecek ve başta Kürdistan olmak üzere Kürdistan'ın kapısını Erdoğan rejimine kapatacak. Tabii Türk siyasi tarihinde geçmişten günümüze ilişkin özellikle dini siyasete alet etmek, bir araç haline getirmek ve bu anlamda ırkçılığı ve faşizmi, milliyetçiliği tırmandırmak zora ve dara düşen, geleceği tehlike altına giren tüm iktidarlar tarafından en kullanışlı özellikle siyasi argüman olmuştur ve işlevselliği belli düzeyde olan iki temel özellik. Tabii Erdoğan ve temsil ettiği zihniyet bunu çok daha insanlık dışı yöntemlerle özellikle milliyetçiliği tırmandırmak, kutuplaştırmayı derinleştirmek bağlamında seçim kampanyasını yürütüyor. Bu anlamda adeta en deneyimli iktidarlardan bir tanesi haline gelmiş bir AKP gerçekliğinden bahsedebiliriz. Fakat bizim esas olarak dikkat çekmek istediğimiz nokta bunun işe yarayıp yaramadığından ziyade buna karşı toplumsal özgürlük, barış, demokrasi isteyen halklarda da çok güçlü bu siyasete dur demek için. Bir arada yaşamanın, özgür ve eşit bir şekilde yaşamanın imkan ve olanaklarını Türkiye siyasetine, Türkiye toplumsal yapısına hakim kılma isteği ve arzusu da çok güçlü. Ve bunun hem matematiksel hem de aritmetiksel olarak da tutumu güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Tabii AKP-MHP iktidarı bütün baskıcı, despotik ve antidemokratik uygulamalarını esirgemeyen ve bu konuda her türlü yönteme, özellikle bu politikasının başarıya ulaşması için her türlü yönteme başvurmuş ve vuran bir iktidar karakterine sahip. Ve bunun üzerinden adeta devletin tüm imkan olanaklarını ve gücünü bunun başarıya ulaşması için seferber eden bir iktidar. Yani dolayısıyla seçim süreçleri bu anlamda demokratik koşullarda giden bir seçim süreçleri değil. Tamamıyla antidemokratik, baskı, despotik yöntemlerle bu sürece gidildi ve gidilmek isteniyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine de bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla bu iktidar bu temel esaslar üzerinden gidecek. Fakat biz başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye'de demokrasiyi, barışı, özgürlüğü, eşitliği ve adaleti isteyen tüm Türkiye'deki tüm toplumsal kesimlerin milliyetçiliğin, ırkçılığın ve faşizmin tırmandırılmasına ve bunun adeta diktatör bir rejime evrilmesine geçit vermeyecek. Bu konuda 14 Mayıs'ta yapılmış olan
seçim sonuçları bizler açısından elbette ki önemli göstergeler sunmakla beraber, fakat nihayetinde bu seçimin en önemli ve finali olarak sayılabilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi bu rejimin karakterinin nereye evrileceği, yıkılacağı mı, yoksa demokrasinin, özgürlüklerin ve birlikte yaşamanın kapısının mı aralayacağı seçim olacak. Kürt halkı bu anlamıyla 14 Mayıs'taki tutumunu ortaya koydu. Demokrasiden yana, barıştan yana, özgürlükten yana tutumunu çok güçlü bir şekilde ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığı seçimine çok daha güçlü bir şekilde, adeta bunu finale erdirecek bir noktada güçlü bir sahiplenmeyle Erdoğan ve temsil ettiği faşizmi yenecek, devirecek ve Kürdistan'ın, başta Kürdistan'ın kapısını bu rejimin karakterine kapatacak düzeyde Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir tutum sahibi olacağına biz inanıyoruz. Çalışmalarımızı da bu eksende yürütüyoruz. 14 Mayıs'taki Kürdistan halkının vermiş olduğu tutum bu eksendedir. Dolayısıyla bize bir rota çizmiştir. Biz inanıyoruz ki faşizmi 28 Mayıs'ta Erdoğan rejimini devirip halkların baharına ve özgürlüğüne kapıyı aralacak. Erdoğan'ın yaratmış olduğu yıkım, özellikle Kürt halkı üzerindeki faşizan uygulamalar toplumun hafızasında çok diri, canlı ve adeta 4 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğa kadar da Erdoğan'a yönelik bir öfkenin bugün Kürt toplumunda yansımasını bulduğunu çok açık bir şekilde ifade etmek lazım. Elbette ki bu anlamıyla bu zemin üzerinden çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bugün Erdoğan faşizminin 21 yıllık iktidarının Kürtlerin diline, kültürüne, tarihine, coğrafyasına ve varlığına yönelik nasıl bir tehdit olduğunu elimizden geldiği kadarıyla anlatmaya, ifade etmeye çalışacağız. Ve tabii ki özellikle Kürt halkı, Kürt toplumu bu anlamıyla Erdoğan rejiminin karakterini belki bizlerden çok daha yakinen takip ediyor, izliyor ve sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyor. 14 Mayıs'taki seçimlerde çok güçlü bir şekilde bu Erdoğan rejimine dur demesinin arkasında en önemli göstergelerden bir tanesi elbette ki bu gerçeklik yatıyor. Tabii 28 Mayıs sürecine giderken de Erdoğan'ın yarattığı Kürt toplumunda, Kürdistan coğrafyasında yarattığı yıkımın ve bunda ısrar edişin gerçekliğini her yönüyle halkımıza ifade edeceğimizi, yansıtacağımızı ve bunun üzerinden de çok güçlü sonuçlar alacağımızı ifade edebilirim. Bir siyasi partiye de bir figürün, yani bir isim ve şahıs üzerinden seçim kampanyasını yürütmekten ziyade bugün az önce de ifade ettiğimiz gibi bu rejim, bu baskı otoriter ve diktatöryel rejim bugün Erdoğan ve temsil ettiği zihniyetle ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla seçim kampanyamızın odağına tamamıyla faşizmi geriletmek, bu rejimi Erdoğan'la temsil edilen ve Erdoğan'ın öncülüğünü ettiği, zihniyetin öncülük ettiği bu zihniyeti geriye itmek ve bu konuda Kürt halkı, Kürt toplumu tarihsel anlamda rolünü oynayacaktır. Esas olarak bu konudaki motivasyonu bu rejimin gitmesi gerektiğine, bu rejimin yıkılması gerektiğine olan inancıdır. Dolayısıyla çalışmalarımızın ve seçim kampanyamızın odağına özellikle Erdoğan'ın ve temsil ettiğin rejimin gitmesi gerektiğine ilişkin kampanyayı koyacağız. Ve bunda da büyük oranda da başarılı olduğumuzu da ve halkın bu özellikle Erdoğan rejimin gitmesine ilişkin de çok güçlü bir tutuma sahip olduğunu da zaten her birimiz her yerde görebilmek mümkün. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bu güçlü tutumunu da seçim sandıklarında açığa çıkacak sonuçlar üzerinden de ortaya koyacağına inanıyoruz. Yani seçim güvenliğine ilişkin elbette ki bizler siyasi partiler olarak ve bu konuda gönüllerimizle birlikte, hukukçularımızla birlikte elbette ki bütün tedbirlerimizi almaya dönük çalışmalarımız olacak. Bu konuda 14 Mayıs seçimlerinde yaşadığımız kimi eksikler ve sıkıntıları da, özellikle seçim ve sandık güvenliğini koruma noktasındaki yaşadığımız sıkıntıları da aşan bir seçim sürecine hazırlanıyoruz. Evet, zamanımız kısa, fakat bu konuda etkili ve sonuç alıcı çalışma yürüteceğimize inanıyorum. Sandık güvenliğini koruma bağlamında gerek sandık görevleri, gerek müşahitler, gerekse bu konuda seçim güvenliğine ilişkin gönüllü olabilecek herkese çağrımızdır aynı zamanda. Çok tarihi ve kritik bir cumhurbaşkanlığı seçim ve adeta ülkenin kaderini belirleyecek bir seçimde herkesin sandık güvenliğini sağlama noktasında rol ve tutum sahibi olmasını istiyoruz. Bu anlamıyla sorumluluk almak isteyen herkesi partimize başvurmasını istiyoruz, bize ulaşmasını istiyoruz. Tabii ki bu iktidar hırsız bir iktidar. Yani her türlü devletin baskı, şiddet ve gasp yöntemlerini kullanarak elbette ki seçim sonuçlarını kendi lehine dönüştürmeyi arzuluyor ama bu konuda geçmişten günümüze de bu pratiği sergileyen bir iktidar var karşımızda.
buna olanak ve mahal vermemek için işte bugün ülkenin her kentinde seçim sonuçlarının nasıl hileli olduğunu zaten yaptığımız itirazlarla bile ortaya çıkıyor. Seçim sandıklarına yönelik yaptığımız itirazlar neredeyse tüm kentlerde ortaya çıkmış durumda. Bu bile başlı başına bu iktidar nasıl bir hırsız iktidarı, gasp etmeyle, çalmayla, hileyle, baskıyla sonuçları değiştirmeye yönelik, sonuçları kendi lehine dönüştürmeye yönelik nasıl bir siyaset, politika izlediğinin açık göstergesi. Bunu Cumhurbaşkanı seçiminde de olası olarak yapmaya meyledecektir. Fakat bizler dediğimiz gibi bu konuda herkese çağrı yapıyoruz. Sorumluluk alma bağlamında çağrı yapıyoruz. Ama bizler siyasi parti olarak elimizden gelen bütün sandık güvenliğini sağlama noktasına tüm gayret ve çabamızı kanalize edeceğiz oraya. Tabii elbette ki bu konuda tüm halkımızı, tüm özellikle gençleri, kadınları sandıklarda sandık güvenliğini sağlama noktasına görev almaya ve sorumlu davranmaya çağırıyorum. Tabii bu itfaiyenin bileşenlerini bir araya getirdiğimizde ne kadar Türkiye Türkiye'deki tüm ırkçı, milliyetçi, faşist, gerici ve aynı zamanda yani kadın düşmanı, doğa düşmanı, emek düşmanı, Kürt düşmanı, toplum düşmanı ne kadar yapı varsa adeta arkasına almış ve bir arada toplamış bir ittifaktan bahsediyoruz. Yani bunun adına topluma karşı adeta topluma savaş açmış, toplum kırımını hedefleyen bir iktidar gerçekliği ve bileşenleri söz konusu. Her birisi bu anlamıyla kendine ait nam salmış topluma yönelik kırımda, topluma yönelik özellikle saldırı ve baskı geliştirme noktasında nam salmış bir ittifak bileşenlerinden bahsediyoruz. Yani bu evet belki adı bir seçim olabilir fakat bu seçimin sonuçları halkın geleceği açısından çok tarihi olarak belirlediğimiz bir seçim olacak. Bu anlamıyla faşizmi kazanacak, şiddet mi kazanacak, baskı ve diktatöryel rejim mi kazanacak yoksa halkların özgürlük, demokrasi ve barışı ve birlikte yaşama arzusu mu kazanacak? Biraz da bu seçimin özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimin sonuçları biraz bu renkte, bu kadar açık bir şekilde ya beyaz ya da karanlık bir Türkiye atmosferi olacak bir seçimden bahsediyoruz. Böylesi hayati önemde. Herkes özellikle faşizm bu anlamıyla bütün bu ittifak yapılarıyla sonuç almak istiyor. Ama biz şuna inanıyoruz. Bugün Türkiye halklarında özgürlük duygusu, barış, demokrasi, adalet ve eşitlik duygusunun çok daha hakim olduğunu, bu arzunun çok daha güçlü olduğunu, bunun seçim sonuçlarına güçlü bir şekilde yansımamasının arkasında baskı, şiddet ve despotik yöntemlerin yattığını görmek mümkün. Korkmadan, çekinmeden, ürkmeden bu seçime yüklenmek ve bu seçimin başarısına yüklenmek ve bunun sonucunda da halkların özgürlük ve demokrasi lehine güçlü sonuçların çıkacağına ben inanıyorum.